haber analiz. Bugün Mi 9T ile uzun kullanımda ne gibi tecrübeler yaşadım? Artılarıyla ve eksileriyle bu videoda buna bakacağız. Özellikle ben iPhone bir telefondan Mi 9T'ye geçtiğim için benim için olan artı ve eksiler sizin için farklılık gösterebilir. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Kullanım tecrübelerimi telefonun bir artısı bir eksisi şeklinde devam edeceğim. Şimdi ilk olarak artısından başlayalım. Kullandığım süre boyunca telefondan en çok memnun kaldığım ilk yer olarak ekranı diyebilirim. Zaten bu telefonu benim tercih etmemdeki sebep de bu çerçevesiz 6.4 inç Super AMOLED 403 PPR ve Full HD Plus bir ekrana sahip olmasıydı. Bu ekran çerçevesiz bir tasarımla birleşince oldukça kullanması zevkli bir telefon haline dönüştü benim için. Özellikle ben iPhone XR gibi kenar çerçeveleri olan ve çentiği olan bir telefondan buna geçtiğim için bu tecrübe benim için daha iyi oldu. Bu telefonun fiziksel olarak bir artısı da bir kulaklık çıkışına sahip olması. Bazen kulaklık çıkışı gerekebiliyor. Telefonun bir eksi özelliği fiyatı göz önüne alındığında yine kabul edilebilir ancak ben iPhone XR'dan geçtiğim için fotoğraf konusunda oldukça memnun kaldım Mi 9T'den. Ancak video konusunda bazen hele ki düşük ışıklı ortamlarda odaklama konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Video üzerinde optik olarak bir titreşim engelleme olmadığı için bunu yazılımla yapmaya çalışıyor ve titreşim engellemesi çok verimli çalışmıyor. Tabii kendi fiyat bandındaki telefonlarla kıyaslandığında kabul edilebilir bir performansı var video olarak. Ama ben Mi 9T'nin fotoğraf performansını beğensem de video performansında bazı eksiklikler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ön kamerayı kullanarak kendinizi çekeceksiniz veya arka kamera kullanarak yolda yürürken çekeceksiniz. Oldukça titreşimli bir görüntüler elde ediyorsunuz. Şöyle geniş açıyla bir selfie yaptığınız zaman da bu şekilde bir geniş açı performansı var. Geniş açıda çekmek iyi ışıkta oldukça zevkli. Şöyle hemen iPhone X-Ray'i de diğer elime aldım. Bu şekilde iPhone X-Ray'i de bir küçük bir kıyaslama yapıyoruz. Şimdi ise bir artısına gelelim. Telefon orta segment bir telefon olmasına rağmen içerisinde kullanılan 8 nanometre Snapdragon 730 işlemcisi sayesinde ben herhangi bir yavaşlama veya takılma gibi herhangi bir sorun yaşamadım. Yani işlemcisinden oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim telefonun. Ben çok fazla yoğun olarak oyun oynamasam da yaptığım testlerde PUBG'de veya Call of Duty tarzı yüksek grafik gerektiren oyunlarda herhangi bir zorlanma gibi bir hissiyat hissetmedim telefondan. O açıdan telefonun işlem gücü bakımından benim için bir artısı oldu bu. Telefonun benim için bir eksi özelliği, ekranı ne kadar büyük olsa da yani ağır ve büyük bir telefon. Hele ki bunu kalın bir kapla kullandığınız zaman yani uzun süre kullanırsanız, telefondan oyun oynar veya film izlerseniz bu ağırlığın daha çok hissedebiliyorsunuz. Aslında ben iPhone XR'dan geçtiğim için iPhone XR'ın da çok küçük bir telefon olduğu söylenemez. Ama yine de bu şekilde mesela bir karşılaştırma yaptığımız zaman iPhone XR'dan biraz daha uzun ve büyük, yaklaşık olarak da 25-30 gram civarında bir fazladan ağırlığı bulunuyor Mi 9T'nin. Yani eğer Mi 9T'yi almayı düşünüyorsanız ağır ve büyük bir telefon olduğunu hesap ederek almanızı tavsiye ederim. Telefonun bir artısına gelecek olursak da çok sık bir şekilde yazılım güncellemesi alıyor. Yani içerisindeki problemleri çok kısa bir şekilde tepki gösterip hemen firma yazılım güncellemesi yayınlıyor. Şu an mesela ben en son gelen Android 10 güncellemesini yaptım. Kendi arayüzünün versiyonu da 11.0.4. Yani yazılım konusunda ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Daha önceden de çok uzun süreler Android kullanmadığım için en sonki Android tecrübeme kıyasla çok fazla bir uygulama hatası veya çökme hatası almadım bu telefondan. Yani Android konusunda stabil bir işletim sistemi olduğunu söyleyebilirim. Bu da benim için bir artısıydı iOS'tan geçtiğim için. Şimdi bir eksi özelliğine gelecek olursak aslında bu özelliğini ben var diye biliyordum. Eve bir tane kablosuz şarj ünitesi aldım. iPhone XR'ı ve bu telefonu şarj ederim diyordum. Bunu koydum üzerine ve şarj olmadı. Meğersem Mi 9T'de kablosuz şarj özelliği yokmuş. Gerçekten bunu ben hani var diye tahmin ediyordum. Yani bu fiyat segmentinde bir telefonda mutlaka kablosuz şarj destekler diye tahmin ediyordum. Bu benim için bir eksisi oldu bu özelliğin olmayışı. Diğer bir eksi özelliği de suya karşı herhangi bir dayanıklılığı bulunmuyor bu telefonun. En azından bir dayanıklılığı olmasını beklerdim yine. Telefonun benim için bir artısı da 4000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması. Bazı günlerde ben 8 ile 10 saat arasında ekran açık kalma süresi aldım. Kullandığım sürenin 3'te 1'i kadar bir zamanda telefonun şarjı 2 gün bile yettiği oldu bana. Eğer çok yoğun bir şekilde hardcore bir oyuncuysanız yani günlük 4 saat 5 saat PUBG Mobile tarzı oyunu oynuyorsanız bu telefonun şarjı size bir gün bile yetmeyebilir. Yani bu tamamen biraz kullanımınızla alakalı. Yine telefonu uzun süre kullandığım zamanlarda da herhangi bir ısınma gibi bir problem yaşamadım bu telefonda. Bu da yine benim için bir artısıydı.
Bir eksi özelliğine gelecek olursam da burada gördüğünüz gibi telefonun bir pop-up kamerası bulunuyor ve ön tarafta herhangi bir çentik yok. Cebinizde telefon bulunduğu zaman görüntülü bir arama geldiği zaman mesela WhatsApp'tan veya farklı bir platformdan direkt bu kamera açılıyor. Bu aslında negatif bir özellik ve yazılım güncellemesinde bunu halen daha düzeltmediler. Bu aslına bakarsanız bence çok negatif bir özellik. Tamam, bu kameranın 300 bin kere açılıp kapanma özelliği var, ancak yani cebinizdeyken bu açıldığı zaman ve oradaki bir kumaşa takıldığı zaman bu kamera mekanizmasının bozulabilmesi anlamına geliyor. Bu kamera aslında açık olduğu zaman ve elinizden telefon düştüğü zaman, mesela ben bu şekilde bir test yaptım görebildiğiniz gibi, kamera otomatikman kapanıyor. Bu güzel bir özellik, ancak telefon cebinizdeyken ve görüntülü arama geldiği zaman ben bu aramayı yanıtlamasam bile, yani sadece aramanın gelmesi yeterli, direkt kameranın açılması da bence negatif bir özelliği telefonun. Kameranın bir artısına gelecek olursam da 960 fps görüntüler kaydederek çok daha akıcı slow motionlar elde edebiliyoruz bu kamerayla. Özellikle slow motion çekerken bu fps arttıkça görüntüler daha yumuşak bir şekilde bize yansıyor ve bu izleme zevkini daha da arttırıyor. Slow motion'un nasıl oluştuğunu veya nasıl yapıldığıyla alakalı bir video kanalımda paylaşmıştım. Onu izlemek için yukarıdakiye basabilirsiniz. Bana göre kameranın bir artısı da geniş açılı videolar çekebilmek. Eğer yeteri kadar ışığınız varsa geniş açılı çekimler bence oldukça zevkli oluyor. Özellikle bu GoPro ve aksiyon kameralarına benzeyen tarzda bir videolar bu telefonuyla çekebilirsiniz. Yine telefonun bir artısına gelecek olursam da hoparlör performansı bir tane olmasına rağmen oldukça tatmin edici seviyede bir ses kalitesi sunuyor ve ses yüksekliği de gayet yeterli. Sonuç kısmına gelecek olursam da Mi 9T'yi kullanmak benim için güzel bir deneyimdi. Özellikle telefon üzerinden bir içerik tükettiğimde, oyun oynadığımda veya bir video izlediğimde bu AMOLED ekranın kalitesinde oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yani ekran olarak telefon beni çok etkiledi. Şu an itibariyle Mi 9T 2500 TL civarında alınabiliyor. Bendeki 128 GB'lık versiyonu. Bu dediğim fiyat 64'lük olan versiyonun fiyatı. Ancak bence yine de fiyatının hakkını sonuna kadar veren bir telefon olmuş Mi 9T. Yazılım olarak da dönem dönem ufak tefek sıkıntılar olsa da firma bu konuda çok hızlı bir şekilde davranıyor ve bu problemlerin çözülmesini de sağlıyor. O açıdan ben de memnun kaldığımı söyleyebilirim. Sizin bu telefon hakkındaki yorumlarınız neler veya sorularınızı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.